Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo şu sırada Temsilciler Komisyonu Dışişleri Komisyonu'nda soruları yanıtlıyor. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda oturum aslında İran devri Muhafızları Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ancak elbette İdlib'de Türk askerlerinin öldürülmesinin de gündeme gelmesini bekliyoruz. Şu ana kadar e, konuya e, şu ölçüde yaklaşıldı diyebiliriz. Pompeo, Obama yönetimine ithafen eski yönetim Rusya'nın Suriye'de varlığına izin verdiğinden beri İran'ın da nüfuzu arttı bölgede dedi. Suriye'de büyük bir İran sorunumuz var. Büyük bir insani kriz yaşanıyor Suriye'nin kuzey dedi. Türk askerlerine ve dünkü gelişmeleri hiç değinmeden bizim misyonumuz diplomatik olarak tüm tarafları ateşkese çağırmak dedi Pompeo. Ortada İran'ın uymadığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var diye konuştu. Pompeo'nun açıklamalarını takip ediyoruz hala konuşuyor. Şimdi net açıklamalara bakalım. Amerikan Dışişleri Bakanlığı dün akşam saatlerinde Türk askerlerinin hedef alındığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ABD saldırı haberlerinden büyük endişe duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esat rejimi Rusya ve İran destekli bu alçak saldırıların hemen durdurulması için çağrılarımızı yine ediyoruz dendi. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği bir saat kadar önce Twitter'dan bir mesaj yayınladı. İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Taziyelerimizi sunuyoruz dedi. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasında. Amerika'nın NATO Büyükelçisi KPLİ haçısına Rusya'nın Türk askerlerine saldırdığı iddiaları sorulmuştu dün. Haçısın da o sırada gelişmelerden haberdar değildi. Bunu belirtti. Ancak bu iddialar doğruysa kimin güvenilir bir ortak olup olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve herkesin gördüğünü yürekten umuyorum dedi. Haçısın umarım Cumhurbaşkanı geçmişte olduğu kadar gelecekteki müttefiki olduğumuzu ve S-400'lerden Rus Hava Savunma Sistemi S-400'lerden Vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır. Rusya'nın ne olduğunu şu anda yaptıklarını görüyorlar ve eğer Türk askerlerine saldırıyorlarsa bu saldırı iki ülke arasında olan her şeye ağır basar diye konuştu. Arpa parlamentosunda da benzer bir e, açıklama vardı. Bunu zaten e, Arzu Çakır aktaracak. Genel kanı Rusya sizin dostunuz değil, Batı sizin dostunuz şeklinde. Türkiye-Amerika ilişkilerinin etkili isimlerinden biri daha konuştu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham saldırı sonrası İdlib hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında bulundu. Graham, Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da Rusya ve İran destekli Suriye hükümet güçlerinin sivillerin öldürülmesini engellemesini istedi. E, Güney Carolina Eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esad, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor dedi. Amerika öncülüğündeki uluslararası toplumun Rusya, İran ve Esad'a karşı çıkması durumunda onların çekileceğine ve Suriye'deki savaşı sona erdirecek siyasi bir çözüme ulaşılacağına güveninin tam olduğunu söyledi. Graham uluslararası toplumun binlerce masum erkek kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümlerden kurtarmak için İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir ifadelerini kullandı. Bir başka isim geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Amerikan Kongresi üy üyeleri arasındaydı. Florida Senatörü Marco Rubio. Rubio da saldırıyı kınadı. Ee, dün paylaştığı mesajını daha doğrusu iki gün önce paylaştığı mesajını Türkiye Suriye'deki bir hava saldırısında büyük bir kayıp verdi. Bir NATO ortağı Rusya ile silahlı çatışmaların eşliğinde notuyla yeniden paylaştı. Peki o mesaj neydi eski mesajı? Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de doğrudan bir askeri çatışmaya girme öngörüleri saatler geçtikçe artıyor. Erdoğan doğru tarafta yer alıyor. Putin ve Esad bu korkunç insani felaketten sorumlu ifadelerini kullanmıştı Marco Rubio. Son olarak az önce sen de bahsettiğin Birleşmiş Milletler'den de gelen açıklamayı verelim Serdar. Genel Sekreter Antonio Guterres Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi. Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerilimi ve onlarca Türk askerinin hava saldırısında öldürüldüğü haberlerini endişeyle izlediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tırmanan askeri faaliyetler nedeniyle sivillerin tehdit altında olmasıyla ilgili endişelerini de dile getirdi ve acil eyleme geçilmezse gerilimin saatler içinde daha da tırmanan riski olduğunu belirtti. Antonio Guterres, Suriye sorununun askeri olarak çözülemeyeceğini de yineledi ve geçerli tek çözümün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararını takip eden bir siyasi süreçle mümkün olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'den her zaman gelen açıklamalar diyelim bunlar. Guterres adına açıklamayı da Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Duçariç yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü e, Büyükelçi İbrahim Kalın'ın dün Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı e, Robert O'Brien telefon görüşmesi yaptığını biliyorduk. Birkaç saat önce de İletişim Başkanı Fahrettin Altun Erdoğan'ın bugün Trump'la görüşmesinin planlandığını açıkladı. Ankara'dan bu açıklamalar vardı. Erdoğan'ın Trump'a İdlib konusunda Amerika'nın sözlü desteğinin yeterli olmadığı Ankara'nın gerçek destek beklediği mesajını vereceği de belirtilmişti. E, Trump Erdoğan görüşmesinin bugün gerçekleşmesine başlayacaktı. Washington'da kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Zira Başkan Donald Trump'ın günlük takvimi akşamüstü 4'e kadar boş görünüyor. Beyaz Saray'dan yollanan memoya göre elimde şu anda memo. Trump yaklaşık 6 saat sonra Güney Carolina'ya gitmek üzere yola çıkacak ve Charleston'da seçim mitingi yapacak. Şu dakikalarda da Güney Carolina mitinginin reklamını yapıyor diyebiliriz Twitter'da ama Türkiye ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. O nedenle de görüşmenin bu 6 saat içerisinde gerçekleşmesi olası diyelim. Sözü sana bırakalım Serdar.